Bu taskımız da bizim ilk bölmemiz ERP Summarization'dı. Tüm cihazlarımızı yandırarak. Task'ın birinci bölmesinde biz de Router 1'den Router 5'e kadar klasik ERP kurmalıyık. Biz de bu 10 router'dan, router 1'den router 5'e kadar olan router'lardan biz klasik ERP AES nömrəsi 100 olan ERP konfigürleyelim. Okey, router 1'i açacak. Router 1, router 2, 2, 3, 4, 5. Birden 5'e kadar olan router'larda biz ERP AES 100 konfigürlemeliyiz. Klasik ERP. Global Config Router 1, 3 konfig ettik. Router alttan router 10'a o kadar olan router'da ise biz Multi-EF adlı named ERP konfigürlemeliyiz. Okay. Router 6'dan 10'a kadar 6 7 8 9 ve 10. Okay. Router 6'da Router ERP adını biz Multi-EF koymalıyık. Multi-EF AES nömrəsi 100 olmalıdır. Address family IPv4 autonomous sistem 16. Belə bu şora section ERP Section ERP. Router 6, Router 7. Biz Router 9 Router 10. Tüm ERP'de 151.0 network'ı ve 155.1.0 network'ları için bütünlüklerde aktif edeyim. Yani biz ERP'ni bu network'larda aktif edeyim. Köyünün ilgi yazdık. Network 150 151.0.0 0.0 maskası wildcard'da belə ve 155 155 1 etdik. Router 5'in DMP interfeysində split horizon'ı söndürək. Router 5'in DMP interfeysində split horizon'ı söndürək. Interface tunnel 0 no IP split horizon ERP 100. Söndürdük. Küf söndürdük. Hal-hazırda şu IP ERP neyir? Bütün router'lardan qonşudur. Fikir verin. Router 2 ilə, router 8 ilə, router 1 ilə, router 3 ilə, router 4 ilə, router ve Router 4 ile 5. Böyle hamısıyla qonşudur. 4, Router 5, Router 1, Router 2, Router 3, Router 4, Router 5 ile Router 4 ile qonşudur.
konuşurdu. Biz indi summarization'ı burada simülasyon etmemiz için Routor 4'te bizden bu interfeysi yaratacak. Bu interfeysleri. Bu interfeysleri biz Routor 4'te ERP 100'ün içine salacak. ERP 100'ün içine distribution edildiğinden sonra bu interfeysleri, bu yani root'ları bir root şeklinde summary edip ERP Routor 5'e diyecek. Routor 5'e diyelim bütün ERP'ye advertise edeceği ve başka rutular rutu 4'ün bu ayrıca loopbacklerini bir summary şeklinde öğrenecektir. Hop, biz de rutu 4'te interface loopback 40 IP adres. IP adres bizde 4.0 4 yani Loopback 41 var bizde. Loopback 41'in ünvanı 4.0.0.1.4'tü. 4.0.0.1.4'tü. Loopback 42 var bizde. Loopback 42'nin ünvanı 2.4'tü. 2.4'tü. Loopback 43 var. 43'ün ünvanı ise 4.3.4'tü. Böyle. Kırk, 41, 42, 43, 43 interfeyslerini yarattık. Bunları ERP'ye distribution etmeliyiz. Bunları ERP'ye distribution etmeliyiz. Biz bunları prefix dizine match edeceğiz. Prefix dizine match edildiğinden sonra prefix dizinin özünü de root map'a match edeceğiz. Ondan sonra bunları redistribution edeceğiz ERP'ye dizine. Ona göre de yazdık IP prefix list. Prefix dizine ad koyar. Mesela çün ERP connected ERP ERP connected permit mesela sequence 5 permit bizde sequence 10 1 sequence 15 15 2 sekans 20 böyle yarattım. Bunlar bize maç geldi. İnterfeyslerin maç olması için prefix yazdım. Şimdi rootmap yazak. Rootmap'i prefix'e bağlayak. Rootmap'ına koyuruq. ERP connected. Bunun adını da connected koyaq. Permit sequence number koymasaq da olar ki permit match IP address prefix. Prefix listin adı bizdə ERP connect belə idi. Rootmap görür ki rootmap gəlir prefix listə ERP connected show IP prefix list prefix listə budur. Biz bunu gəlin ERP-yə Restribution edək. Router ERP bizde var ki following interface distribute in same into ERP. ERP'ye hemen bu interfaceleri distribution edək. Bunları router 5'te görürük ki root table'a kabardan baxaq. Şu IP root ERP. Bu root table. Mesela şu router 3 ile başka bir router'a da baxaq. Şu IP root. Okay. Router 4'te. Redistribute ne? Redistribute BGP connected ERP. ERP yok. Redistribute ne? ERP connected. Connected rootmap. Rootmap'ın adı ERP connected. Və
veya router 5'te root table'a bakanda görürük ki biz router 4'ten artık 4 tane external root alırız. Ben burada bir şey yapayım. HRP interface. Okey, 4 tane root alır. Məsəl üçün mənə alaqanı yox olsam 4 0 4 0 0 4 Router 3-də də gör ki, artıq Router 4 deyir başqalarına ki, məndə belə rootlar var. Show IP, CRP, topology, tablexanda. Sıfır bir var. Bir, iki, üç, dört, şu ipi bir tutayım. Mənə maraqlı olan burada. Mən bu 4-də şu memory şu ora seksiyonu içerdim. Mənə maraqlı olan mən burada Redis'i connected etdim. Bu connected olanları da buna salır ya yalnız rootmap'te olanları salır. Bunu öyrənmək üçün şu IP, gRP, topology Show IP, HRP interface. Yalnız interfaceler aktif olansa olacak. Eğer connected ya da Show IP interface Eğer bu connected salıbsa onda ben niye rootmap yazdım? Demek bu connected bu connected maksadı değil. Okay. Gel yokluyak. Şu IP, gRP, topology. Ne burada var? Pending, zero successor. All links desek. Sonra. 169'u baxaq salıb. 169 topology table'da yoxdur. 169 topology table'da yoxdursa show IP gRP interface show run section gRP show IP interface brief router gRP 100 network Bu 169'u saldı topology table'ına. Bu buna dedi var ya yok. Demeyecek niye? Çünkü rootmap uygun gelmiş. Ama dedi etmedi. Connected. Bunu bilemedi. Akşama rootmap'ı yığıştırsam şuradan. Section connect edilsem.
69'u demir. Yalnız bunları değil. Bu 4'te. Show IP'ye çarpın. Show IP. Okey, 169'u değil mi? Gördük ki var topadı böyle. Gelin bir rutu 4'te biz deneyelim. Sildik. Ve rutu 5'te. Yüzde aktif değil. Yüzde aktif değilse 169 buralardan gelebilir. Şu an 169'u bize ecer bir demir. Şöyle ecer bir demirse. Bunu interface'ten buraya yığıştırarak yoktu ve rutu 5. Okey, demek rutu 4 değiliz buna. Şimdi redistribution ile router Yiyecek 100 Okey, değil. Yani niye bu router 5 infinity olur? Çünkü alava ile mi router 5 root table? Çünkü 169 connected olarak var bunun table'ında. Yani show wipe root good 169 var connected. Okey, başa düştüm. Düzü bunun ait değildi ama maraklıydı. Router 4'ten silek. Config router 1.
Retribution ettik root'u 4'te. Yani yazdık Retrieve Connector, Rootmap, HRP Connector. Bir de Show Rootmap'te maç olur. Prefix liste. Prefix'in adı da budur. Show IP prefix list bu. Prefix'e bunlara uygun gelir. Bunlar da bizde connect interface'lerdi ve bunlar da biz neydirik diyerek Show IP root HRP'de de başka neighbor'lara diyerek. Biz indi bunları summary şeklinde, bir summary şeklinde demek için biz bunları summary etmeliyik. Mesela çün bizde ne var? Bizde var ne? Bizde var 4 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 yok. Yok 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 yok. Bizde 4 0 1 0 4 0 2 0 4 0 3 0. Bir tane de bir de 0 var. Bu dördünü biz bir samar root şeklinde demeli. Bir samar root şeklinde demeli. Çünkü fikir verdik bu iki ilk iki oktet eynidir. Yani bunlar 16 bitti. 8 8 16 bit eynidir. Bununla bizde hoca farklılıklar yaranır. Bu farklılığı yaratmak için bizde 1, 2, 4. Bizde 1, 2, 3 var. 1, 1'e uygun gelir. 2, 2'ye uygun gelir. 3 de 1 ile 2'ye uygun gelir. Yani bizde son 2 bit farklıdır. Son 2 bit farklıysa 8 bitten son 2 bit farklı. Demeli 6 bit end. 16 plus 6, 22. 22. Ne yedik biz? 22. Root'u 4'te summer root eleyecek. Root'u 4'te summer root'u parlamak için ne dedik? Show IP interface brief. Show IP interface brief. Tunel 0'dan ve ezenleşmiş 1.45'ten diyebiliriz summer'ları. Okay. Demeli biz ne dedik? Interface tunel 0, IP summary adres ne? IP summary adres HRP 100 ne? Summary adres diyelim 4 0 0 4 0 0 0 0 slash 22. Ben indi router 5'te bakıram ki nedir? Şu IP router'a bakanda tunelden yok 45'ten de bunu alır diye ben tunel 4'te 45 interfeysinde de bildiğim interfeys üzerine 0.1 45 bir sample adres böyle ve router 5'te görüyorum ki artık ben bir tane sample root şeklinde alırım şu IP root mesela için 4 0 4 0 0 4 gördük ki bize summary şeklinde gelir. Root 3'te de böyle. Show IP root 151 151 yok. 4 0 1 4 mesela için bize gördük ki summary root şeklinde gelecek de. Summary root'unda show IP root HRP Dur 4'te şöyle bir root. Böyle Root 4'te biz ne inedik? Root 4'te biz bütün bu interface'ler show IP interface brief. Bu interface'leri HRP'nin içine saldık. Prefix'le. Sonra bunlar da bir dememiz için bir root şeklinde dememiz için summary ettik konuşlarımıza dedik. Bunları router 6'da da etmemizi istiyor bizden. Router 6'da da. Router 6'da da biz ne diyeceğiz? Exit. Mesela çün demeli interface loopback 60 60 IP adres 6 0 0 6 Bak 60 bak 61
61. Mutlak 62. Mutlak 63. EGRP.com Kermit Ne? Sekans 11 Sekans 15 2 Sekans 16 belki mesela. En şeyde fark yoktu. Burada da 3 show IP prefix list show IP prefix brief böyle. Prefixlerimiz bulardı. Bunlar bizim interfeslerimize uygun yazdık. Şimdi bizde rootmap kalır. Prefix listemizin adı HRP.com router moda girek Redis'i büyütmeyi olur burada. Burada topology için girmeliyiz. Topology base'e girmeliyiz. Topology base'in içinde biz ne inmeliyiz? Redistribute edelim. Redistribute connected. Redistribute connected. Rootmap. Okay. Bir de burada. Oturalım. Rootmap'ın adı EGRP Connected. Böyle. Router 6. Mesela router 5'e indiğim. Şöyle bir root. Gör ki 4 tane router öz loopback interfeslerinde. Bunları summary şeklinde etmemiz için biz router 6'da. Router 6'nın bu interfesinde summary diyecek. Router 6'da da aynı kaydı da router 6'da da router 6 bunları bir summary etmemiz için burada maske 22 olacak interface ne Ethernet 146 IP summary address EGRP 100 ne 6.0.0.0/22 böyle otur 5'te etmedim. Niye alınmadı?
Tur 6'da. Bir 146. interfeysten. Sıfır. Köy Üçdemir. Rutur 6. Topal gibi izin içinde olabilir. Rav. Duşu. Duşu. Şur. EF interface Ethernet 01 adres. Traceroute. Fikir verin. Router 6 bize başka interfeysinden cevap verir. Yani Router 6'nın bu interfeysinde de bir summary etmeli ki bu karşısına alak. Okey, işte değil. Böyle. Görürüz Samara root ettik. Alındı. Bu task'ımız. Bu kadar nöbet summarization ve default root. Okey, bu task'ımız ne? En iyi ile böyle ilgili yeni bir dem burada damping code diyecek. Onu damping code. Things. Task bunu oxuyur diye tezden etmeyek məncə bunları HRP klasik mod router 1'den router 5'e kadar 100 enable HRP only on DNP cloud router 1'den router 5'te olan DNP okey gen test edek bunlar